Ben bir sarı kırmızı var. Ne istersin Can? Vay. Sarı. Sarı. Peki sarı bol. Evet sarı bolduğunda elimizde sarı vardı. Sana soru. Öyle cart diye daha hiç bilmeden ha. Vallahi hışırt diye geldi gördüğün gibi. Peki, bak. Bir dakika bir anlamı var mı pembe sarı kırmızı? Yok hayır. Hani yani pembe daha yumuşak sarı. Yok yok hiç öyle bir şey yok. Hatta yani kırmızıda hiç ummadığınız şeyler de çıkabiliyor başınıza gelebiliyor. Burak Okumuş Malatya'dan soruyor. Sen ki ooo güzel soru. Sen kimde tutuklu kaldın? Vay. Ya. Sevgili Burak. Ne? Şimdi. Açık etmeyelim. Evet. Ne abi de kesin cevap veriyoruz değil mi? Tabii canım. Yok kutuda açalım. Burada halka açılıyorsun yani. Kutunu da açabilir mi? Kutu yok. Ben o politikaya lütfen gelin. Ya mecbur. Ben İzmir'de tutuklu kaldım. İzmir'de tutuklu kaldın tamam. Buradan bu şifrenin üzerinden devam edin artık. İyi yırtın. Çok enteresan. Ceren Sırdar İstanbul'dan. Ayşen abla tutkulu musunuzdur? Evet. Her şey karşı mı? Hayır. Çok güzel, çok açıklayıcı oldu. Nelere karşı değil? Yapamayacağım şeyleri, alamayacağım, bulamayacağım şeyleri değil. Elimle tutabileceğim, görebileceğim şeyleri. Harikasın. Şu nasıl bir nezaket duygusuysa kavanoz ipi dünya altta çalarken söyleyeceğim. Serdar Kuzuloğlu çok iyi bir sosyal medya yazarıdır. Hakikaten dijital şeyin krallarından bir tanesi. Bir sigortacı olarak günün birinde seni aramış ve sana hayat sigortası satmaya çalışmış ve Serdar Kuzuloğlu'na demişsin ki komşumun sahip olmadığı bir şeyi ben satın almam. Evet. Nasıl bir duygu bu ya? Ah siz eskiler. Ah siz eskiler. Seviyoruz sizi. Seviyoruz sizi. Güzel. Süheyl Irgat İstanbul'dan soruyor. Pop mu caz mı? Neden ayıralım? Pop caz bir yerde olabilir diyorsun. Oradan da sen gelip vizyon çıkartacaksın galiba. Pop caz. Oradan yine bir pop caz. Pop caz. Oradan bir kombinasyon yaptı. Hakan'a gelebilecek en kötü soruydu. Çünkü adam kombinasyon adamı. Devam ediyoruz. İkinci turdayız. Ünsal Güvensoy İstanbul'dan soruyor. Neyine bağlandım ki bu kadar? Bana bakmayan gözlerine mi yoksa benim olmayan kalbine mi diye soruyor. Ünsal Güvensoy biraz yanlış anlaşılabilir canım. Bu can soruya verebileceği yanıt. Soruyor. Bir kadın sana bunu söyleseydi ne derdin? Ünsal. Derdin. Anladım gayet net bir yanıt oldu. Üzerini hiç eşelemiyoruz altını. Ayşen abla bakalım size nereden geldi. Murat Taylan İstanbul'dan soruyor. Yolda önünde yürüyen birinin ilk neresine bakarsın? Çoraplarına, poposuna. Çorap bir, popo iki. Çorabı göremiyorsak direkt popoya odaklanırız. Direkt popoya bakarım. Anladım peki. Erkeklerde özellikle. Erkekler. Evet. Ya dün hani kim... Bu istatistiki yalanlamıştı. Gördüğünüz gibi doğruymuş. İyi var mı bugünlerde? En iyi popo şu ana kadar gördüğüm İlyas Salman'dır. Öyle mi? Evet. Zenci poposu var onda. Dikkat etmemişiz. Bundan sonra daha dikkatli. İlyas kulesinize gelirim. İlyas abiyi daha dikkatli izleyeceğiz. Pelin Güvenç Gebze'den soruyor. Ailen istemiyor diye sevgilini terk ettiğin oldu mu? Onda öyle bir göz var mı? Evet ya. Sevgili. Aileyi de izahe sokar. Sen bir kere anne bugün giyinememişsin. Sen geç. Önce baba, giyin. Baba sen bir giyin gel. Evet gayet net bir yanıt oldu. Ve son turumuz. Songül Baltacı Ankara'dan soruyor. Hayatınızdaki en önemli kişi kimdir? Annem. Rahmetli oldu galiba. Evet. Nur içinde yatsın. Eyvallah. Mevcutta var mı? Babam. O zaman Allah uzun ömür versin. Amin. Peki gayet güzel. Ayşen Gur'da son sorunuz. Bakalım nereden gelecek? Tuğba Elbistan Ankara'dan soruyor. İlk defa görüp de çok korktuğun bir şey var mı? Ya bu kızlar neler soruyorlar böyle. Şimdi söyleyeceğim de yeri değil. Olmayabilir Ayşen abla. Yani o olmaz. Olmaz diyorsunuz. Yok. Allah'tan da korkmam. Allah'ı severim. Allah'ı seversin. Bu güzel bir laf zaten. Peki. Rüya Doğan son sorumuz İstanbul'dan. Hiçbirinin önünde diz çöktün mü? Oo. Çöktün mü? Annemin. Annenin. Çok makul. Çok makul ama o kadar çok düşündün ki yani çok makul olmayacak bir yanıt geliyor zannettim. Emel ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Kavanoz Dipli Dünyası'yla bize katıldığı için. Peki şöyle devam edelim. Küçük İskender'e sorular hazırlamıştık. Sevgili Küçük İskender'den özür diliyoruz. Bu akşam tamamen bizden kaynaklanan bir
iletişimsizlik nedeniyle kendisini konuk olarak alamadık daha doğrusu. Kendisinden tekrar özür diliyoruz. Sen illüzyon yapıyorsun. Çok güzel, evet. Çok güzel illüzyonlar ben yapıyorsun. Ben göstereyim hemen. Ooo, bir ilk yapabiliyorsun. Tamam. Şimdi baktın şapkadan. Şimdi şapkadan. Erovizyon. Baktın olmuyor. Tük tük. Hemen. Aslında her şey bir illüzyon diyor. Evet, harika bir gafta aslında. Bütün bir hafta onu konuştuk tabii meslektaşımızın gafında ama illüstrasyon yapıyorsun. Bunun evet. Yanında kısa filmler de çekmişsin. Evet. Orada yani skandallar ya da bu Harala Gürel'e biraz daha az o alanlarda. Tabii. Böyle insan daha böyle hani kendiyle evet, baş başa kalıyor. Aynen, aynen. Hani ileride B planı olarak bunları devam etmeyi düşünüyor musun? Yoksa yine... B planı olarak değil. Ya, zaten sanat yapıyoruz. Yani X bir mecra seçip o yolda ilerleme yani ne kadar doğru. Ben sinema mezunuyum. Bir de böyle bir durum var. 8 yaşından beri de müzik eğitimi alıyorum. Hı hı. Ben şimdi üniversite okumuşum. Daha bir de şimdi master yapacağım. Müzik yapıyorum diye niye sinema yapmıyorum ki? Hani yaşım ilerlediği zaman şu an açıkçası kendimi film çekecek olgunlukta görmüyorum. Hiç çek ama kısa filmler çektin. Kısa filmler tabii ki çektim. Konulu muydu? Yani hiç erotik film çektin mi? Yok, çekmedim. Düşündün mü? Yani evet. Hani sen de her an böyle şapkasından bir Kinto Bras çıkartacak tip var da o yüzden hani şey yapıyorum ben. Teşekkür ederim. Sonrası mı geldi ne bileyim? Yok, henüz düşünmüyorum öyle bir şey ama ileride müzikle tabii düşünüyorum. Müzikle sinema ayrı şeyler değil ki. Aynen değil. Bütün sanat ikisi müzikal de dalları bir birbirinin yani. İçinde. Aynen öyle. Yani şiir, bir sinema, tabii müzik ki. Hepsi. Edebiyat, hepsi, mimari. Peki, gayet güzel. Ayşen Guru'da hiç evlendi mi? Evet, Ayşen abla evlendi. Evet. Çocuğu nereden yaptı? Ya... Torun nereden geldi? Torun nereden geldi? Meryem ana mıyım ben? Ayşen abla diye çok uzun bir şey. Seni çok seviyoruz. Viyana'ya bize bir selam gönder lütfen. Selam sırası sende. Sevgiler Viyana. Selamlar. Güzel. Evet. Can Bonomo'nun şapkasındaki piercing mi? Şapkasındaki mi? Evet. Şunları diye herhalde. Şapkanda piercing var mı? Piercing mi? Bilmem. O ne demek ya? Onu anlamadım. Buna takılır da şapkaya ya iki tane bir de bulamıyorum olmuş. Kamerada. Ha burada var. Ha onlar. Böyle var. Yok bilmiyorum bildiğin şey ya şapkanın kendi öyle şeyinde şey kimyasında var. Kimyasında olan bir şey. Yani akşamları çıkarıp olmuş. Burnuna takıyor. Ha, çıkar, oraya, oraya. 17 dövmen varmış. 17'sinin 17 ayrı anlamı var mı? Tabii. Yani hepsinin ayrı anlamları var. 17 mi net rakam vermedim ben. Net rakam vermedim. Bir oturup da sayacağım diye kendi kendime de söyledim. Ama nerelerinde daha... var? Her yerinde var aslında. Yani göremediğimiz. Ne yapayım? Bizim görmediğimiz. Fantazi yapacağız. Hiç dövbeli görmedim. Var yani. Bir şey. Aa, teknoloji ilerledi. Çok bir şey değiştiğini sanmıyorum. Öyle mi? Eskisi gibi unuttum da ben. Ya harikasın. Sadece daha iyiydi oğlum. Kahvenizi nasıl alırsınız? Tam da burada, tam yeri gelmişken Ayşe abla soracağım bu. Bir şey şehir efsanesi var. Gerizekalı lafını gerzeğe çevirip dilimize o kazandırdı diyorlar. Doğru mu? Evet, doğru. Ve ayrıca bu literatüre kazandırdığın başka bir sürü şey daha varmış. Evet. Neler var? Ayıptır sorması. Söylemesi de ayıp gerçi de artık. Ben bir yaptığım şeyi bir daha başka kullanmam. Mesela hiç hayatta bir daha bir rolde gerzek lafını kullanmadım. Manyamış var. Manyamış var. O da. Nereden buluyorsun bunları? Bilmiyorum. O an geliyor. O an vahiy iniyor bana. Ama gerzek enfes bir şey oldu. Yani evet, kısaltma oldu evet, artık yani hepimizin evet, dinde vardır. Manyamış da öyle. Manyamış. Evet. Güzel. Ya evet, geldikçe Ayşen abla yani bu sektöre mal üretmeye devam edecek. Şöyle bir parçam var. Elimize parça film parçası geçti. Kaç numara o? 6. Verelim o zaman 6 numarayı. Aa, harikaymış. Öpeyim de barışalım. Aa, dünyada olmaz. Annem nikahtan önce göster ama elletme dedi. Canım şurada nikah ne kaldı? İşlerini bir yoluna koyayım hemen annenden isteyeceğim seni. Sahi mi? Tabii. Ay, dur. Ay bir dakika. Kız. Dur. Bir yana kız. Dur. Ay annem kızıyor ya. Aa, ay annem kızıyor. Nikahtan önce olmaz ki. Dur amca. Annem göster ama elletme dedi yani. Eski de müthiş bir nezaket varmış. Bütün anneler öyle diyor. Aman yavrum çalı diplerine dikkat et. Çalı diplerine dikkat et. Tembih edersin yani çocuklarına. Her şeyin ilki iyi olmalı. Bu böyle bir şey var tabii. Dilerim hayatındaki her ilk iyi olmuştur. Benim evet.
Düzgün. Kendi hayatıyla çok barışık bir kadınsın aynı zamanda. Yani sadece işinle falan değil. Hayat çünkü kötülük bu. Yapmıyorum. İnsan eti yemiyorum. Ve hatta kendimi çok şanslı görüyorum. İnsanları güldürebiliyorum. Gülmek ne demek biliyor musun? Tedavi. Tedavi. %100. Biliyorsun artık çok bir yıl hastalıkta böyle espriler yapan insanlar, komik şeyler kullanılıyor. Yalnız bir şeye çok sinirleniyorum. Bu sıralar politikacılar önüne gelen tiyatro, o çadır tiyatro. Sen tiyatro mu oynuyorsun? O da komedi yani. Bir komedi yani. Bir dakika abiler. Yani komedi çok zor bir şey. Çok ciddi bir şey. Tiyatro ciddi bir şey. Ben hiç laflarımda ne haber kötü bir şey yap. Meclis mi burası diyor muyum? Demiyorum. Hiç öyle bir örnek göstermiyorum. Ne demek tiyatro? Bu tiyatro, o çadırı git. Tiyatro, tiyatro çadırı. Çok önemli bir şey tiyatro çadırı. Ne diyorsunuz baylar? Tiyatro ya, önemli bir yani. Şey. Tiyatroya gitmek, tiyatro seyretmek insanları elit bir hale getirir. Daha yontar, daha empati yaptırır. Bunlar önemli. Bu bütün politikacıların bunları insanlara böyle aktaracakları ya tiyatro sanki küçümsüyorlar tiyatroyu. Ya bakayım politikacı efendi çık oraya. Çık oraya bas ayağının üstünde sağlam durabiliyor musun? Bir tek şey söyleyeceksin bir kelime. Atlarınız hazır efendim. O kadar zor ki tiyatroda onu söyleyebilmek. Atlarınız hazır. Beş senesini veriyor insanlar. Bence gelip senden ders almalılar. Alsınlar. En azından. Evet. Alsınlar. Aynen. Ayşen Gurda'dan açık bir kamusal bir çağrı aldı.